kıymetli kardeşlerimiz evvela vefat eden yakınlarımızın, şehitlerimizin ve koronadan vefat eden tüm vatandaşlarımızın, tüm Müslümanların ruhlarına hediye etmek üzere buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adada ma vesiyahu ilmullah Allah, 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 Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Seyyahatlarını hasenata tebdil eylesin. Münker nekirin suallerine de kolayca cevap vermeyi onlara nasip eylesin. Yarın bir gün biz de ölüp toprak altına girdiğimiz zaman Allah Celle Celaluhu bizlere de münker nekirin suallerine kolayca cevap vermeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz. Ahir zamandayız. Sıkıntılı zamanlardayız. Hepinizin malum üzere dünyanın genelinde bir sıkıntı var. Özellikle Müslüman aleminde yaşanan sıkıntılar maalesef kafirlerin ağzına malzeme oluyor. Bugün bir insana Müslüman aleminden örnek vermeye çalıştığım zaman bak o sizin verdiğiniz Müslüman alemi bilmem ne o ülke var ya işte bilmem ne yanıyor da bilmem ne kıtlık var da bilmem ne açlık var da maalesef bizim bu bozuk ahvallerimizin cevabı olarak aldığımız şey sizin yüzünüzden. Siz Müslümanların başına bir şey gelmez diyorsunuz. Siz namaz kılana zarar gelmez diyorsunuz ama en çok Müslümanlar sıkıntıda. Kardeşim nasıl konuşuyorsunuz siz ya diyor. Ama bunu söyleyen Müslüman ha. Kimliğinde Müslüman yazan adam. Ama kalkıp baktığın zaman ağzından çıkan kelimeler kesinlikle bir Müslümanın ağzından çıkacak kelimeler değil. Bu Müslümanları bu havale getiren bizim günahlarımız, bu İslam aleminin bu kadar zayıflığı bizim ellerimiz, eşlediğimiz günahlarımız. Ama bu işlerde başı çeken insanlar kim biliyor musunuz? Hoca diye piyasada gezen insanlar. İşte maalesef. Hatta hocadan da geçiyorsun. Bakıyorsun şu memlekette ya da diğer Müslüman memleketlerde rütbe sahibi, makam sahibi hocam hocam diye eline ayağına yapışılan kişiler yüzünden İslam alem bugün bu ahvallerde. Çünkü Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi inkar eden bir adamı savunana hoca denmez. Yani Kur'an Allah kelamı değil diyen adam Müslüman olamaz. Onu savunan adama Müslüman da diyebilir misin? Ya ben size, size bırakıyorum cevabı. Kendiniz verin cevabı. Kıyamet alametleriyle alakalı hadislerin çoğu uydurma, sıkıntılı yani zayıf. Bak Hz. İsa'nın inişi, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı, Deccal'in çıkışı, Yecüc ile Mecüc, Dabbetül Arz, ve birçok kıyamet alametleri diyor ki ya bunlar diyor fiten hadisleri diyor zayıf. Yani direkt inkar etmiyorum da diyor yani anladın mı? Hani direkt inkar etmiyorum ama alttan alttan. Zayıf yani bunlar sıkıntılı hadisler. Ne demek istiyor? Kardeşim bunlar böyle bir şey yok. Yani ahir zamanla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerine bu memlekette senelerce Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adam uydurma diyor. Ya bizim memleketin tövbe işte başındaki adam böyleyse bunun yanındaki adamlardan ne bekliyorsun? Ya bizim başımıza bela bela gelmesinde, bu memleketin başına taş da kuraklık olmasına ne olsun? Şu memleketin başından bela de ne olsun kıymetli kardeşlerim? Allah razı olsun söylüyoruz ya. Allah için konuşuyoruz ya. Şu ahvale bakar mısın? Biz konuşunca da kardeşim, sen onun hakkında nasıl konuşuyorsun? Sen onda ilim var mı? Ne ilim? Onun her tarafı ilim olsa ne olur ya? Ya tamam ben hadi ben cahilim. Ben hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Ben, ben söyleyeyim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Cahilim. Ama kalkıp da şu memlekette Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir adam açık açık hadisleri inkar eden bir adam Allah Celle Celaluhu kitabına söven bir adamı televizyonlarda ulu orta savunuyorsa kardeşim kusura bakma ona alim denmez ona zır cahil denir. Sen kalkıp da bilmem ne böyle alim böyle alim işte ulema bilmem ne yani öve öve bitiremiyorsun ama kardeşim adamın yaptığı açıklamalara bakıp da ya bir Müslüman bunu nasıl söyler demiyorsun? Ama işi dönüp dolaştırıp kardeşim hep ehli sünnete çamur. Hep ehli sünnete çamur. Bugün ehli sünnet hoca, herhangi biri hoca bir şey konuştuğu zaman onu kimse savunmuyor. Kimse arkasında durmuyor. Ama bakıyorsun bugün bir bidat ehli yani adamın ağzından çıkan kelamlara Allah selamet versin gök yere iner. Abartmıyorum yani. O adamın ağzından çıkan kelamlara gök yere iner. Ama bakıyorsun kardeşim herkes savunuyor. Sözde hocası da savunuyor. Sözde profesör de savunuyor. Sözde ilahiyatçısı da savunuyor. Ne dedi bu adam? Ya şimdi bu adam böyle hani ayet inkar etti ya. Aslında aslında o ayet inkar etmedi. Ne yaptı? Ya bana bunu bir söyle. Ne yaptı bu adam? Bu adam haşa ve kella. Ayet inkar ediyor. Hadis inkar ediyor. Tekfir ediyor. Yani bunun ötesi var mı? Bir adamın zaten bakın hadislere bile hadislere vahiy değil diyen adam bile İslam dairesinden çıkar. Allah Celle Celaluhu birçok ayette Habibime uyun diyor. O ne verdiyse alın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ayet hükmündedir. Bak ayet hükmündedir. O ne verdiyse alın ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize? birçok uyarıda bulunuyor değil mi hadislerde? Şöyle yapmayın, böyle yapmayın, size şunu yasaklıyorum, bunu emrediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ama Allah Celle Can'ın izniyle söylüyor. Allah Celle Can ne diyor? Ona verdiyse alın. Resulüme uyun. Ona tabi olun. Onun gibi yaşayın. Kurtulun diyor. Allah Celle Celaluhu. Sen ne yapıyorsun? Böyle ayet mi olur? Böyle hadis mi olur? Bu nasıl iştir kardeşim? Böyle Müslümanlık mı olur? Ama maalesef şu memlekette bir ilahiyat profesörü çıkıp açık açık bu Kur'an'ı değiştirelim dediği zaman bizim yetkililerin sesi çıkmadı. Ama kalkıp Macron denen zındık bu Kur'an'ı değiştirelim dediği zaman herkesin sesi çıktı. Ya arkadaş senin memleketindeki Müslüman adam buna karşı geliyor. Sen Müslüman'a bir şey demiyorsun kafire kızıyorsun. Kafir bunu der. Kafir zaten Allah'ın düşmanı. Kafir bunu söylemekten çekinmez. Ama sen kalkıp senin memleketinde Hoca sıfatıyla gezinen bir adam bunu söylüyor ona gıkını çıkarmıyorsun kardeşim. Valla bilmiyorum ben bunu daha diyecek bir şey bulamıyorum ya. İşte kardeşim şu memleketin başından bela eksilmiyorsa bu maalesef bizim sıkıntılarımızdandır. Bizim günahlarımızdandır. Herkes kendine gelsin. Herkes kon kendini kontrol etsin. Evvela biz kendimizden başlayacağız kardeşim. Biz Müslümanlar olarak bu bozuk ahballeri nasıl düzelteceğiz diye düşünürsek evvela kendimizden başlayacağız. Biz kendimizi düzelteceğiz kardeşim. Bak şimdi biz niye kendimizi düzelteceğiz? Şimdi bakıyorsun kardeşim. Bu memlekette bozuk bir şeyler var. İnsanların ahvalleri bozuk, insanların namazı bozuk, orucu bozuk, zikri bozuk. Ne demek bozuk? Tam anlamıyla yapamıyorlar. Biz evvela kendimizi düzelteceğiz ki sonra etrafımızı düzeltmeye başlayacağız.